Bey merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için, misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, şeref verdiniz. Uğur Bey, değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtmak için öncelikle sormak istiyorum. Tabii ki Mutfak Diyarı'nın genel hizmetlerinden, sektöre olan katkılarından bahsedeceğiz. Uğurcan Yokuş kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Uğurcan Yokuş 1991 yine Bodrum doğumlu. Hı hı. İlk orta öğretim ve lise eğitimlerini burada tamamlamış. Hı hı. Daha sonra üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Öğretmenliğinde tamamlamış biri. Sektöre girişiniz? Sektöre girişim baba mesleğim. Hı hı. Ufaklığımdan beri atölyedeyim. Ufaklığımdan beri bir şeyler üretmeyi, yapmayı seviyorum. Bununla ilgili de iyi bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Muhteşem, çizgilere imza atıyorsunuz. Tabii inşallah. Evet. Bütün öncelikli hedefimiz müşteri memnuniyeti tabii ki de. Evet. Daha sonra üniversiteyi bitirdikten sonra farklı bir firmada 2 yıl burada kendim çalıştım. Orada tecrübelendiniz. Tecrübelerimi burada gerçekleştirdim. Daha sonra da 3 yıldır da kendi firmamı yönetiyorum. Gördüğünüz gibi bir 600 metrekare kapalı alanımız mevcut. Toplam kaç kişiyle çalışıyoruz? Toplam 10 kişi şu anlık ama değişiyor işin yoğunluğuna ve detaylarına. Ve arkadaşlarımız göre kesinlikle kendi alanlarında uzman, tecrübeli kesinlikle kişilerden oluşuyor. Uzun zamandır Bodrum'da ikamet eden, buranın piyasasını bilen ve bu işi gerçekten hakkıyla yapan insanlarla çalışıyoruz. Zaten büyümemizin sebebi de onlar. Evet. Biz değil, ben değil, biz yapıyoruz. Kesinlikle ekip işi değil mi? Ekip işi. Kesinlikle. Yani biz istediğimiz kadar işi alalım, getirelim, yapalım. Hı hı. Yok. Bizim atölyemizden, fabrikamızdan düzgün çıkmadığı sürece hiçbir müşteriyi memnun edemeyiz. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Mutfak Diyarı'nın genel hizmetlerinden biraz bahsedelim mi? Neler yapıyoruz burada? Öncelikle ağırlığımız mutfak. Yani daha sonra kapı, dolap, süpürgelik, yani evin içinde ahşaba ve dekorasyona dahil ne varsa hepsini yapıyoruz. Hı hı. Aslında bir kısıtlamamız yok. Evet, yani sadece mutfak değil. Tabii sadece mutfak değil. Yani inşaat hizmeti de veriyoruz. Hı hı. Aynı zamanda müşterilerimiz istiyor çünkü güvenlikleri için. Evet. Yani evinizi bize teslim ediyorsunuz. Anahtar teslim. Anahtarla gelip yerleşiyorsunuz. Peki talepleri doğrultusunda değerli dostlarınız, konuklarınız sizlere nerelerden ve nasıl ulaşıyorlar? Genellikle sürekli tavsiye üzerine. Yani biz bu işe ilk girdiğimizde ben bir tane müşteriyle girmiştim. O bir tane müşteri yaklaşık şu an 300 tane müşteri. Kulaktan kulağa, silsile yoluyla. Çünkü diğer türlü hani reklamlar ne kadar şey olursa olsun insanların tavsiye etmesi çok daha önemli. Kesinlikle. Memnun oldukları çünkü için sizi evet, tavsiye ediyorlar. Çünkü evet, bu memnuniyetin bir sonucudur. Tabii kesinlikle. Tavsiye edilir. Ve hiçbir müşterimiz de şu ana kadar herhangi bir şikayetle de gelmedi yani. Evet, ürünleri nereden tedarik ediyoruz? Burada bir imalathanemiz var. Tabii buradaki genel İzmir'den yakın malzemecilerden, Denizli, Aydın olabilir. Büyük firmalardan temin edip burada kendimiz işliyoruz. Peki hizmet konusunda sadece bu bölgeyle mi sınırlı yoksa başka bölgelere de hizmet verebiliyor muyuz? Şimdilik bu bölgedeyiz. Ama inşallah gelecek daha zamanlarda sonra daha dışarı bölgelere de açılacağız. Çok güzel. Uğurcan Bey, hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Birinci önceliğimiz kalite. Kaliteden kesinlikle ödün vermiyorsunuz. Tabii kesinlikle. İkinci önceliğimiz de zamanında teslim etmek. Bu çok önemli. Tatil bölgesinde olduğumuz için insanlar tatile geldiklerinde evlerinde bir herhangi bir gürültü, inşaat ya da bir başkasını görmek istemiyor. Hı hı. Bu yüzden de belli bir zamanlarımız kısıtlı. Evet. Yani yetiştirmek için canla başla çalışıyoruz. Biliyoruz ki bu bölgede sezon çok önemli. Tabii sezon çok önemli. Sezona yetiştirebilmek için taahhütlere uymamız gerekiyor. Kesinlikle. Sözleşmelerde yazdığımız zaman politikasına uymak zorunda kalıyorsunuz. Tabii kesinlikle. Bunlara uyuyoruz, dikkat ediyoruz. Evet. Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Yani bundan sonraki hedeflerimiz Yaşayan Mutfaklar adı altında bir mutfak akademisi kurmak. Yani çok güzel. Teşhirimizde mutfaklarımız olacak. Hem üretiminden sonra da o mutfakların nasıl kullanılacağıyla ilgili. Bir işte aşçılarımız olacak, yemek yapacağız. Müşterilerimize böyle bir hizmet vermeyi düşünüyoruz bundan sonraki süreçte. Biraz bitirdiğimiz çalışmalardan örnekler verebilir miyiz? Tabii, görsel olarak bunlarla ilgili. Tabii, ekranlarda zaten şu anda görüyor değerli izleyicilerimiz bitmiş şekliyle. Uğur Bey, sizleri bugüne kadar tercih eden, destek veren değerli dostlarınıza buradan bir teşekkür mesajı iletmek ister misiniz? Tabii, yani ben öncelikle aileme, beni yetiştiren hocalarıma ve içeride çalışan, benim yerime de çalışan değerli ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Sonradan bizi tercih eden müşterilerimize, bize güvenen insanlara
Onlara daha ayrıyetten bir teşekkür etmek istiyorum. Evet. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmet için de ben sizi tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederiz efendim.